Çanakkale Gelibolu bölgesinin Yülüce köyündeyiz, mahallindeyiz, dağdayız. Gördüğünüz gibi kıl keçileri var. Kara keçi dediğimiz yerli kıl keçilerimiz, meşhur kıl keçilerimiz. Burada iki tane de maltız keçisi görüyoruz. Maalesef şu anda azınlıkta olan keçilerimiz, maltız keçileri. Ve biraz önce bayağı bir bilgi aldık. Şu anda Çiftçi TV olarak burada çekimlere geldik. Burada aldığımız bilgilerde maltız keçisinin artık yok denecek kadar az olduğu ve bizim ülkemizin bu keçilerin kıymetini yeteri kadar bilmediğini görüyoruz. Yani bugün dışarıdan sahnen keçisi getiriyoruz işte 5 litre 6 litre verecek diye. Zaten şu önümüzde giden maltız keçisi bugün o sütü verecek kapasiteye sahip ki daha ırk ile ilgili ıslah yapılmadan. Dolayısıyla bunu kurtarmamız lazım. Ama aynı zamanda kıl keçisi de arkadaşımız burada Bahattin Bayraktar. Bahattin Bayraktar arkadaşımızla beraberiz. Yıllardır belki babadan gelen bir meslek devam ettiriyor. Biz de şu anda çekimler yaptık. Şimdi çekimlerin devamını yapmak için ağıla doğru yürüyoruz. Arabayı gönderdik. Biz de dedik hani beraber yürüyelim, bu havayı koklayalım. Burada kekik kokuları, ondan sonracıma kekik kokuları, orman kokusu, meşe palamudu. Akasya çiçeğinin kokusu burada gördüğünüz gibi. Yani inanılmaz bir görüntü ve koku var. Hayvanlar önümüzde gidiyor. Gördüğünüz gibi keçi ülkemiz açısından, bizler açısından çok önemli. Biliyorsunuz biz bozkır kavimlerinden gelen toplumlarız diyoruz her seferinde. İşte biz bunlarla beraber gelmişiz. Fakat biz bunların neredeyse neslini tüketme noktasındayız. Bu çok önemli. Şu arkada gördüğünüzde bir Halep keçisi. Kıl keçisiyle melezlenmiş hali. Kıl keçisiyle melezlenmiş hali. Tabii bizim burada amacımız Safkan kıl keçisine odaklanmak. Çünkü bizim için önemli. Tabii ki bu maltız keçilerini de görüyoruz. Ben bu keçiyle ilgili yaptığım ikinci program ve çok büyük zevk alıyorum. Heyecan duyuyorum şu anda. Çünkü bu bizim için çok çok önemli. Keçi de çok önemli. Keçiye herkes bakamaz. Keçiye bakmanın da bir takım şeyleri var, düsturları var. Bunları iyi bilmek lazım. Ama keçinin sütü, hepimiz bunu kabul ediyoruz artık, bir anne sütüne en yakın süt olarak biliyoruz. Özellikle kıl keçisinin. Özellikle de kıl keçisinin. Bakın değerli izleyiciler. Özellikle kıl keçisinin. Dolayısıyla bu keçiye, bu ırklara sahip olmamız lazım. Mesela şu arkada giden tipik bir kıl keçisi diyebilir miyiz? Tabii kıl keçisi. Daha gelişmiş hali, ayaklı. Ayaklı, sallı, tabii. Gelişmiş hali. Yani, mesela şu önde de giden var bir tane. Onu da görüyorum. Orada da var. Yani bunlar meşhur işte çocukluğumuzda bol bol gördüğümüz bu keçiler. Burada da Bahattin arkadaşımız şu anda bir projenin içinde. Şu da çok güzel bir kıl keçisi, bakın. Geçiyor önümüzden şu arkadaki, bu geçen. Yani arkadaşımız burada gerçekten çok güzel bir ırk yaratmayı başarmış. Ve onu burada tebrik ediyoruz. Genel anlamda dediğim gibi böyle bir çalışmayı hep beraber görelim istedim, çekelim istedim. Arkadan gelen hayvanlarımız var. Çanlar tabii çok önemli, keçi için de önemli. Bu mesela o da kırma bir... Yok, kıl keçisi. O da kıl keçisi. Yani kıl keçisi sadece simsiye olmuyor o zaman. Yok, onunla alakalı yok. Yani evet. Beyaz göse olur, suratı abraşlı olur, sarı gerdele, biz sarı göse deriz onlar mesela. Burada programımızı kesiyoruz. Yani bu kısa program inşallah Çiftçi TV'de yayınlanacak programda çok daha güzel görme imkanını bulacaksınız. Herkese sevgiler. Koyunlarınız, keçileriniz, kuzularınız, oğlaklarınız sağlık içinde olsunlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.